Line TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Dün Bursa'dan İnegöl'lü ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın büyük tepki çeken Atatürklü paylaşımını ekrana getirmiştik. Bugün Bursa ile Mersin Barosu'ndan suç duyurusunda bulunuldu. Maalesef... Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın sosyal medyada Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu "Sıcak diye orucu bozmayın, burası daha sıcak, Kemal Atatürk" yazılı bir mesajı takipçileriyle paylaşmasının yankıları sürüyor. Bir rahatsızlığımdan dolayı evde yatıyordum. Sizin gibi dostlar, arkadaşlar beni aradılar. Benim böyle bir konuya müdahil olmayacağımı bildikleri için Face'de bir haber yayınlandığını söylediler. Ben de Face'e baktım. Hakikaten doğru, böyle bir haber yayınlanmış. Sosyal medyadan öğrendiğim ve bilgim dışında gerçekleşen etiketleme olayından veya da hackleme olayı, tam olarak onu ben bilmiyorum, olayından dolayı rahatsızlığımı dile getirmek istedim. Kullandığım bir Twitter hesabım olmadığı gibi Face hesabımı da öyle sürekli kullanan bir insan değilim. Karaaslan'ın dün yaptığı bu açıklamaları tepkileri dindirmedi. Bursa Barosu Başkanı Ekrem Demiröz ve Eğitim İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Ama sorun sadece Mustafa Kemal Atatürk'e yöneltilmiş bir hakaret değil, çok ağır düzeyde bir din istismarı da var. Yani kimin cennette, kimin cehennemde olacağına karar verecek. Ne ruhban sınıfımız var, ne bu hadde, bu inançta kimse yok bu ülkede. Üstelik böylesine bir yaklaşımı gösteren kişinin milli eğitimde ve yetkili bir makamda olması bu durumu son derece vahim kılıyor. Bir suç duyurusu da Mersin Barosu'ndan geldi. Baro Başkanı Alpay Antmen yaptığı paylaşımın Atatürk'e açıkça bir hakaret olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu. Türkiye'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk hakkında hiç de şık olmayan ve algı yönetmeye matuf bir paylaşım gördük. Sözde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin altına yazılan yazılarla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir günahkar olarak cehennemde olduğu ve cehennemin çok sıcak olduğunun onun tarafından bu zat-ı muhtereme bildirildiği gibi bir ima var. Öncelikle hukuken Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine çok ağır bir hakaret var. Pek çok avukat gibi ve pek çok vatandaşımız gibi İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına bu suç hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bursa'da 2013 yılında düzenlenen eylemde Erdoğan'a yönelik hakarette bulunduğu gerekçesiyle açılan davada yargılanan Binali Yıldız'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hırsız var, hırsız var, iktidarda hırsız var. 4, 3, 2, 1, 0. Bursa'da 26 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Gençlik Birliği tarafından 17 Aralık operasyonu için Fomara Meydanı'nda basın açıklaması düzenlenmiş, açıklama sonrasında yapılan sloganlar nedeniyle aralarında Binali Yıldız'ın da bulunduğu 7 kişi hakkında başbakana hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştı. 17-25 Aralık operasyonlarından sonra bazı sivil toplum kuruluşlarının protesto eylemleri vardı. Ben de onlara katıldım. Orada toplulukla beraber bazı sloganlar atıldı. Orada hırsız var, hırsız Tayyip Erdoğan gibi sloganlar atıldı. Biz de toplumun içindeydik. Bundan dolayı yargılandım diğer arkadaşlarımla beraber. 11 ay 20 gün hapis cezası aldım. Gelecekten endişeliyiz diyen Yıldız, ortaya çıkan ses kayıtlarına, 17-25 Aralık soruşturmasına ve üstü kapalı kalan tüm konulara açıklık getirilmesini istedi. Ben veya benim gibi her türlü suç işleyen insanlar çıkıyor adaletin önünde, hesabını veriyor, suçluysa cezasını çekiyor. Ben Tayyip Erdoğan'ların, o 4 tane bakanın, bu ülkeye zararı olan herkesin çıkıp adalet karşısında hesap vermesini istiyorum. Adaletten davacıyım. O çıkıp adalet önünde
aklandığı zaman ondan özür dileyeceğim binlerce kez. 6 sanık hakkındaki ceza ertelenirken hakkında suç kaydı bulunan Binali Yıldız'a verilen hapis cezası ertelenmedi. Yıldız, Bursa E-tipi cezaevine arkadaşları tarafından uğurlandı. Bir daha yaptığın hatalarda özür dile Tayyip de. Bursa'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte aş evlerinde büyük bir hareketlilik var. Peki 30 gün boyunca hangi aş evlere hizmet verecek? Hazırlıklar ne yönde? Çağla anlatacak. Çağla, söz sende, seni dinliyoruz. İftar oruç gününü de geride bırakmak üzereyiz. Tuğba iftara şu dakika itibariyle 2 saat kaldı diyebiliriz. 20.45'te bugün Bursa için iftar vakti. Hal böyle olunca da son dakikalara, son saatlere girdiğimiz için de hem evlerde bir hazırlık başladı hem de şu anda bulunduğumuz gibi aş evlerinde bir hazırlık var. Hem şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin Famara Meydanı'ndaki bir otoparktaki aş evindeyiz. Her yıl olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi bu sene de Ramazan ayı boyunca burada Bursalılara iftar verecek. Şu anda da arkamda gördüğünüz kalabalıktaki gibi daha iftara 2 saat var, ancak şu anda iftarı burada değil de evlerinde yapmak isteyenler önceden gelip yemeklerini burada alıyorlar ve buradan evlerine gidip iftarı evlerinde yapacaklar. Dediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl yaptığı bir gelenek bu artık. Ramazan aylarında günde 4000 kişiye yemek hazırlanıyor burada, onu da belirtelim. Şu anda dediğimiz gibi arkada yemeğini almaya gelenler var, ancak aşağıda da burada iftar için, iftarını burada yapacaklar için bekleyen de uzun bir kuyruk var. Onu da belirtmek lazım. Büyükşehir Belediyesi'nin tek iftar yeri de burası değil. Onu da söyleyelim. Başta Famara merkez olmak üzere Emir Sultan Mahallesi, Çınar Önlü Mahallesi, Alemdar Mahallesi, Uludağ Üniversitesi, Görükle'de de iftar yemekleri veriliyor Bursalılara Büyükşehir Belediyesi tarafından. Aynı şekilde Osman Gazi ilçesi, Gürsü, Yıldırım gibi diğer ilçelerde de çadırlar kurulmuş durumda. Büyükşehir Belediyesi bu iftarlarla beraber, Bursa'nın muhtelif yerlerinde kurulan çadırlarla beraber ve verilecek yemeklerle beraber her Ramazan ayı boyunca her gün 8500 kişiye iftar verecek. Bugün de dediğimiz gibi Büyükşehir Belediyesi Famara Meydanı'ndaki bu otoparktaki aş evinde günde 4000 kişiye yemek verecek. Dediğimiz gibi iftara 2 saat kaldı. Hazırlıklar da başladı. Burada yavaş yavaş yemeğini buradan alıp evine gitmek isteyen, iftarını evde yapmak isteyenler de şu anda yemeklerini alıp yavaş yavaş hazırlanıp evlerinin yolunu tuttular. Biz de şimdiden herkese hayırlı iftarlar dileyelim. Teşekkür ediyoruz Çağla Dayı. Evet, Ramazan ayının ilk cuma günü Bursa'daki türbelere de ilgi hayli yoğundu. Bursa'daki türbeler ziyaretçi akınına uğruyor. Her cuma buradayız. Esas Ulu Cami'nin cemaatiyiz ama tabii ki en büyük, Bursa'nın en büyük zatlarından birisi cuma günü. Allah kabul etsin inşallah. Allah'ın izniyle işte dualarımız kabul olsun. Mübarek günlerdeyiz. Allah cümle alemi kabul, ihsan etsin dualarımız. Ramazanımız mübarek olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrarını Allah nasip kısmet etsin canım benim. Hem Ramazan hem de cuma günü olunca Bursalılar soluğu dini mekanlarda aldı. En çok ilgiyi de Emir Sultan Türbesi ve camiyi gördü. Cuma namazından önce türbede dualar okundu. Dua edeceğiz, okuyacağız o kadar. Ramazan ayı olduğu için özellikle. Bir de ilk cuması biliyorsunuz. Cuma'yı şöyle Emir Sultan'da kılalım. Ramazan'ın ilk haftası. İlk cuması. İlk cuması. Hem Ramazan ayı hem cuma günü mübarek bir ay. Hem dedik onlara bir Fatiha okuyalım. Onlar Allah dostlarıdır. Bizler de onların suyu yüzü hürmetine bizler de biraz istifade etmiş olalım. Tezveren Dede Türbesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşayan Tezveren Dede'nin türbesi 1900'lü yıllarda bir aile tarafından yapılan evin içinde kaldı. Oldukça güzel. Zaten buraya bakanlar da gayet güzel bakıyorlar. Hoş, huzur verici bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Türbenin bakımını da ev sahipleri üstlendi. Bizim çocukluğumuz da evin içinde beraber odamızın bir tanesiydi dedemizin yattığı yer. Burası bahçeydi. Sonra ben bu ilave bölümleri yaptırdım. Bu bahçe peyzajını yaptırdım. Geliyorlar, o kadar çok insanlarımız alıştı ki buraya. Allah insanları güç durumda sıkmasın, bırakmasın ama burası bir terapi yeri. Geliyorlar, rahatlıyorlar, gidiyorlar kardeşim. İstanbullularsa Ramazan ayının ilk iftarını bu yılda Beyoğlu'nda yeryüzü sofrasında gerçekleştirdi.
İftar için bir araya gelen grup tünel meydanında yere gazetelerini serdi, üzerine de yiyecek ve içeceklerini koydu. Ezan sesini bekleyen yüzlerce kişi yeryüzü sofrasında orucunu açtı, kardeşçe ve paylaşarak. Gördüğünüz gibi insanlar rengarenk. İnanan da var, inanmayan da var, ateist de var, dindar da var, oruç tutan da var, tutmayan da var, Alevi de var, Sünni de var, başı açık da var, başı kapalı da var, görüyorsunuz. Bu insanlar kendiliğinden bir şey yapıyor. Bu hayret verici bir durumdur. Biz elimizdekini, avucumuzdakini burada paylaşıyoruz. Bütün Türkiye'de paylaşmasını bilmelidir. Ramazan'ın bize verdiği en büyük mesaj zaten budur. Herkes evlerinden getirdikleri yiyecek ve içecekleri birbirlerine ikram etti. Yeryüzü sofrasına caddeden geçen vatandaşlar ve turistler de katılım gösterdi. Yemeklerini yiyen kalabalık çöplerini de kendileri topladı. Sayın seyirciler, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Orta Bağlar mahallesinde dehşet saçıp sevgilisini ve onun annesini öldüren polis memuruna dair önemli bilgilere ulaşıldı. Sevda Uysal, katili tarafından daha önce defalarca kez şikayetçi olmuş ancak bir sonuca ulaşılamamış. Sevda Uysal'ın hayatı şiddet ve darbe uğramakla sona erdi. İddialara göre katili olan polis memuru Abbas Usta ile daha önce şiddet gördüğü bir başka erkekten kurtulmaya çalışırken tanıştı. Başlayan ilişkilerinde zaman içinde aynı sıkıntı baş gösterdi. Polis memuru Abbas Usta ile Sevda Uysal sık sık tartışıyorlardı. Olay karakola da sıçradı. Sevda Uysal darbe uğradığı için polis memurundan şikayetçi olmuştu. Talihsiz kadının geçen yıl Ocak ayında şifresi çalınarak değiştirilen Facebook hesabı ile ilgili ustadan şikayetçi olduğu, ayrıca Kasım ayında polis memuru hakkında hakaret ve tehditte bulunduğu için son olarak da Aralık ayında yine tehdit ettiği iddiasıyla müracaat ettiği ortaya çıktı. Her üç dosya içinde savcı takipsizlik kararı verdi. Sonuç, Sevda Uysal ve annesi kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Polis memuru Abbas Usta tarafından. Usta susma hakkını kullanarak adliyeye sevk edildi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde 18 yaşındaki Cansu Kaya'nın kanalda ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada genç kızın iki arkadaşı gözaltına alındı. İfadeler tıpkı kadın katliamları gibi çarpıcı. Zanlılar olayı kabul edip Cansu'nun kıyafetlerini yaktıklarını söyledi. Olayın detaylarını öğrenen ailenin acısı ise katmerlendi. Ortaca Adliyesi'nde öfkenin dozu arttı. Kızlarının katil zanlılarını jandarma arabasında gören ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi. Ardından da kendini tutamayanlar araca saldırdı. Güvenlik güçleri sakinleştirmeye çalıştı ama Cansu'nun hunharca öldürülmesini azmedemeyen yakınlarının acısı dinecek gibi değildi. Hal böyle olunca zanlılar uzun süre aracın içinde bekletildi. Güvenli olduğu an başka bir yöntemle adliyeye sevk edildi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün son yolculuğuna uğurlandı. Demirel için ilk tören gül suyu püskürtülen Güniz sokaktaki evinin önünde düzenlendi. Tabutun üzerine de gül yaprakları serpildi. Ardından Demirel için mecliste devlet töreni düzenlendi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli burada yan yana geldi. Devletin zirvesinin bir araya geldiği yer ayrıca Kocatepe Camii oldu. Devlet Bahçeli de Demirel'i son yolculuğuna uğurlamak. Törene katılanlar arasında Tansu Çiller, Cemil Çiçek, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Ebediyete yolcu etmek üzere bir araya geldiğimiz 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi tekraren ifade etmek istiyorum. Kendisi Türkiye'nin güzel günlerine de, karanlık günlerine de şahitlik etmiş canlı bir tarihti. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır derler.
Süleyman Demirel gerçekten her bakımdan kendine has tarzı olan bir siyaset ve devlet adamıydı. Isparta'nın İslam köyünden çıktığını hiçbir zaman unutmadı. Demirel'in naaşı Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından uçakla memleketi Isparta'ya gönderilmek üzere Esenboğa Havalimanı'na götürüldü. Yarın memleketi Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de toprağa verilecek. Bir kaza, ikisi ağır, tam 46 yaralı. Neyse ki ölen yok. Kaza Aydın otobanı Torbalı yol ayrımını geçtikten sonra meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden şehirler arası otobüs, iddiaya göre önündeki otobüsü sollamak isterken arkadan çarptı. Yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda iki otobüs de yan döndü. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda ambulans kaza yerine yönlendirildi. İlk belirlemelere göre iki otobüsün içerisinde bulunan yolculardan ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle yol İzmir'den Aydın yönüne araç trafiğine kapanırken yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. Ayrıca kaza nedeniyle başka bir otomobil bariyerlere çarparken otomobilde yaralanan olmadı. Sarp sınır kapısından Türkiye'ye girmeye çalışan Gürcistan uyruklu iki kadın nükleer sanayide kullanılan maddelerle suçüstü yakalandı. Artvin'in Hopa ilçesi Sarp sınır kapısından geçiş yaparak Türkiye'ye girmek isteyen Gürcistan vatandaşı iki kadının üzerlerinde yapılan aramalarda nükleer sanayide kullanılan 1 kilo 236 gram sezyum maddesiyle 3 cam tüp içerisinde yaklaşık 48 gram kırmızı cıva ve kıymetli taşlar ele geçirildi. Maddelerin piyasa değeri yaklaşık 2,5 milyon dolar. Olaydan sonra yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Gürcü iki kadın ve bu kişilerle işbirliği içinde olduğu belirlenerek yakalanan bir Türk vatandaşı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sayın seyirciler, koalisyon için gözler muhalefet liderlerinde. CHP liderinin MHP'ye yaptığı çağrı eğer koalisyon olacaksa son derece büyük bir anlam taşıyor. CHP içindeki yorumlara göre bu adım bir fedakarlık. Diğer muhalefet partilerini bu hükümete, bu hükümetin doğru bir hükümet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın bugün atmış olduğu adım budur. Bir fedakarlıktır. Az oyu olan, milletvekili olan bir parti genel başkanına gel hükümeti kuralım, başbakanı da sen yap diyor. Yani bu Türkiye siyasi hayatı için önemli bir fedakarlıktır, önemli bir örnektir diye düşünüyorum. Kocaeli'de 19 yaşındaki Abdülkadir'in boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak için girdiği denizden cesedi çıktı. Kocaeli'nin Kumcağı sahilinde dün denize giren 4 kişi akıntıya kapılıp açığa sürüklendi. Can kurtaran dışında çevredekiler de hemen yardımlarına koştu. Şurada mı? Orada boğulmazlar ya. Boyunu geçiyor. Geçecek, ayağım olsun. Kurtarmak için koşanlar arasında 19 yaşındaki Abdülkadir de vardı. Gücü tükendi, azgın dalgalara yenik düştü. İki kişiyi de ben çıkarttım. İki bayan vardı, bir de adam vardı yanlarında. Simit götürmüşlerdi. Buradan hemen şuralarda oldu zaten. 50 metre, 70 metre ileride oldu boğulma vakası. Yüzerek gittik. Vatandaşlar da vardı. Vatandaşlar da yardım etti. Hep beraber çıkarttık. Sonra kıyıya geldiğimizde bir çocuğun daha olduğunu öğrendik. O da kurtarmaya gitmiş. Kurtarmaya giderken dalmış, bir daha da çıkmamış zaten. Sonra sahil güvenlik geldi. Buradan Koskem'in can kurtaranları geldi. Hep beraber arama yaptık. Bulunamadı. 3,5 saatin sonunda tekrardan kıyıya kendisi vurdu. Boğulduğu yerden tekrardan kıyıya, kendi sahile vurdu. Boğulanları kurtarmak için atlamış. Evet. Bir kişiyi daha boğulanları kurtarmak için atlamış ama atlayan kişi bir daha çıkamadı abi. Zonguldak'ta ise 28 yaşındaki pratisyen hekim hem kız arkadaşının hem de sahilde bulunan vatandaşın yüreklerini ağzına getirdi. Denize girdikten sonra gözden kayboldu. Genç kız denizde yüzerken bir anda gözden kaybolan erkek arkadaşı için gözyaşı döküyor, panik içinde. Ya.
Pratisyen hekim Faruk Köker'i uzun süre daldığı denizde göremeyen kız arkadaşı hemen polise başvurdu. Çevredeki vatandaşlar arama çalışmalarına başladı. Genç kızı teselli eden çevredekiler erkek arkadaşının bulunduğunu söyledi ancak ona inandırmak pek de kolay olmadı. Geliyor hadi gözünüz aydın. Yaşıyor. Oradamış ablam, oradamış. Şey yapma güzel kardeşim. Bak sandalçı. Orada bak abi işaret ediyor bak. Bak. Orada. İşaret ediyor ona geldi ya. İşaret ediyor. Denize girdiği bölgenin yaklaşık 200 metre uzaklığındaki kayalıklarda dinlenirken bulunan genç doktor sandalla kıyıya getirildi. Önce korkudan gözyaşı döken genç kız ardından mutluluktan ağladı. Zonguldak'ta yamuk duran bir elektrik direğinde bomba gibi patlama oldu. O anlar kaydedildi. Zonguldak Ereğli'de yan yatan elektrik direğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmişti ki bu sırada küçük kıvılcımların ardından patlama yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangın kısa sürede kendiliğinden sönerken park halindeki iki otomobil kıvılcımlardan zarar gördü. Kocaeli'de bir otomotiv yan sanayi üretim fabrikasının kimya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Ardından çıkan yangın tüm fabrikayı sardı. Olayda can kaybı yaşanmazken yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Kocaeli'de iki büyük fabrika alev alev yandı. Başiskele ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasından gece saatlerinde ilk önce patlama sesleri duyuldu, ardından da gökyüzünü bir anda alevler sardı. Yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında patlayan kimyasal tanklar nedeniyle alevler yandaki otomotiv yan sanayi üretim fabrikasına da sıçradı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye diğer ilçelerden itfaiye araçları sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken alevler arasında kalan bir itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 40'a yakın su tankeriyle itfaiye araçlarına gece boyunca su takviyesi yapılan yangında alevlerin sıçradığı otomotiv yan sanayi fabrikası küle döndü. Sabaha kadar süren söndürme çalışmalarında 6 saatin ardından sona gelindi. Yangın kontrol altına alındı. 3 fabrikamızda hasar var. 1 fabrikamız tamamen yandı. Mobis depo olarak kullanılan bir alanımız vardı. Diğer İspet fabrikamızda şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yan tarafta da Gülcan'a ait tavuk işleme yerimiz var. Orası da %50 civarında bir yanma söz konusu oldu. Şu anda kontrol altında. Bolu'da 3 yaşındaki Zeynep kemik iliği hastası. Onun için uygun ilik İtalya'da bulundu. Ancak uygun ilik şimdi bürokratik engele takıldı. Aile yardım bekliyor. Henüz 2,5 aylıkken rahatsızlandı Zeynep. Hastaneye götürüldüğünde konulan teşhis kemik iliği hastalığıydı. Aferin sana. Şimdi 3 yaşında olan Zeynep Gülcan için sosyal medyada ve kamuoyunda başlatılan seferberlik sonunda uygun ilik İtalya'da bulundu. Baba bu haber üzerine hemen Ankara'ya gitti. Ancak İtalya'daki hastanenin Ankara Üniversitesi'nin mailine karşılık vermediğini öğrendi. Bazı bürokratik sıkıntılar varmış galiba Türkiye ile İtalya arasında. Sağlık Bakanlığı'ndan, devlet büyüklerimizden bu işe el atmalarını istiyoruz. Zeynep'in ikinci hastalığı olduğu nedeniyle süremiz kısıtlı. Eylül ayına kadar eğer bu kan bulunmazsa çocuğumuzun hayatı riski veya artacak. Adana'da ise 19 yaşındaki Dilan kemik kanseri yüzünden bir bacağını kaybetti. Protez bacak için öğretmenleri yardım kampanyası başlattı.
Adana'da yaşayan 19 yaşındaki Dilan Çelik bir gün kemik kanseri olduğunu öğrendi ve onun için büyük mücadele ve sancılı süreç başladı. Çok büyük dediler tümör için. Önce onu küçültmek gerek. Ondan sonra tekrar ameliyat yapmamız gerek dediler. İlk başta hani alabileceğimizi söylediler bacağı. Hani belki kurtarabiliriz bir umut. Ama sen her şeye hazırlıklı ol dediler. Bacağıma platin taktılar. Almamışlardı. Ondan sonra tümör tekrarlayınca bacağımı aldılar. Bu süreçte lise eğitimine evinde devam etti. Adana Seyhan Fatih Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Özgür Mercan'ın girişimleriyle Eda Kavuncuoğlu ve Nazan Rahim isimli öğretmenleri tarafından evinde ders verildi. Onun bir protez bacağı kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya öğretmenlerim başlattı. Ben bu protezi alabileceğimi düşünmüyordum. Çok pahalıydı. Devlet bunu 5 sene sonra veriyordu. Öğretmenlerim de hani okulu var. Ne yapacak hani bu protezle, iyi bir protez olsun, okusun dediler. Böyle kampanya başlattılar. Hayali mali müşavir olmak, hayallerine giden yolda koltuk değneklerinden kurtulmak istiyor. Protez bacak hayali için Adana Valiliği'nin onayıyla hesap açıldı. Onun gibi derdine çare bekleyenler için de tavsiyeleri var. Yani hayat yaşamaya değer yani. Sabredin, güçlü olun. Her zorluğun bir sabahı vardır yani, bir... Her kışın bir baharı vardır. Geçecek inşallah yani. Sayın seyirciler, 20 yaşındaki Songül 11 gündür kayıp. Alzheimer hastası annesi çaresizce kızının evine dönmesini bekliyor. Lütfiye Aşkın 11 gündür kayıp olan 20 yaşındaki kızını arıyor. Sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra ben pazara gittim, bir telefon gelmiş. Kız Azar dedi ki, ne gel buluşalım, konuşalım. Kandırdı kızı, attı arabaya götürdü. Ben ondan davacıyım yani. İddiasına göre kızı sabıkası nedeniyle evlenmelerine karşı oldukları bir kişi tarafından kaçırıldı. Ya oğlum, ne bir ay olmadı çocuğum ya. Bir düğünde görmüşler, o kadar, başka bir şey yok. İşte böyle yaptı. Çocuk ne kimliğini götürmüş, ne bir şeysini götürmüş. 15 gündür de 20, hemen 15 gün olacak, benim çocuğumu bana göstermiyorlar. Bir Antep'te diyorlar, bir meydanda diyorlar. Aile Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Çin'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Kameraya bir nehir kenarında bulunan evlerin sel sularına kapılma anı yansıdı. Çin'de ülkenin ortasındaki Hubei eyaletindeki sağanak yağış işte bir nehirde bu görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Bir nehrin kenarında bulunan evler sel sularına kapılırken böyle kaydedildi. Yetkililer birçok nehir ve göllerdeki su seviyesinin tehlikeli şekilde yükselmeye devam ettiğini söyledi. Çin genelinde bu yıl şu ana kadar oluşan sellerde yüzden fazla kişinin öldüğü ya da kaybolduğu açıklandı. 27 farklı şehirdeki 35 bin evin yıkılmasına neden olan yağışların uğrattığı ekonomik kaybınsa yaklaşık 30 milyar yuan yani 5 milyar dolar olduğu belirtiliyor. İranlı kadınlar yeni bir kampanya başlattı. Katı başörtüsü kurallarını protesto için sosyal medyaya başları açık fotoğraflarını koyuyorlar. İslami başörtüsü kullanmak İran'daki kadınlar için yasalarca zorunlu. Hatta 2014 yılı içerisinde İran Ahlak Polisi tam 3.6 milyon kadını uygunsuz kıyafeti yüzünden uyarmış, para cezası vermiş ve tutuklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlı gazeteci ve aktivist Mesih Ali Nejat tüm bunları değiştirmek istiyor. Bu yüzden İranlı kadınlardan başları açık bir şekilde eğlenirken fotoğraflarını çekip kendisine göndermelerini rica ediyor. So that's why people started to send. Ali Nejat kendisiyle yapılan bir röportajda vermek istediği mesajı oldukça güzel ifade ediyor. Benim annem eşarp kullanmayı her zaman isterdi. Fakat ben hiç istemedim. İran'da ikimize de yer olmalı. Really happy. Başlatılan kampanyayla zorla başörtüsü taktırılan onlarca kadın fotoğraf yollayıp altına özgürlük temalı notlar düşüyor. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Türkiye'nin tek piramit mezarı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
Daha önce Çağ Baba Türbesi olarak anılan piramit mezar, M.Ö. yaşamış bir Mısır askerine ait. Anıt olarak biliyorduk. Biz dua ediyorduk orada. Çocuğu olmayanlar kurban kesiyordu. Orada peynir var. De orada mezar vardı. Gazların o mezar oradan dibine iniyordu. Aşağıda sofa vardır. Dibine iner o. Oradan yukarı çıkıyordun, iniyordun. Tabii gaza gaza şey yaptılar. Orada bir anıt vardı. Ancak Türkiye'deki tek piramit mezarı olma özelliğini taşıyan bu yapıt koruma altına alınmazsa yok olacak. Defineciler tarafından sürekli kazıldığı için. Bunu şey yapıyorlardı. İngilizlerden bir adam bunları ölçüyordu bütün. Bir yüzbaşı karşı geldi. Onu şey yaptı, şikayet ettirdi. Oradan bir yer aldırdı, hemen men ettirdi. Bölge halkı bu yapının korunup turizme kazandırılmasını istiyor. Anıt mezar, İskender sonrası kısa bir dönem Karya sahillerinde var olan Mısır kolonileşmesi sırasında yapılmış. 70'li yıllarda kazıldığında içinden birçok altın ve değerli eşyanın yanı sıra Mısır mühürleri ve paraları çıkmış. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım AŞ tarafından Hamitler Kent Mezarlığı girişine kurulan Çiçek Satış, Mezarlık Yapım ve Bakım Merkezi faaliyete başladı. Bursa'nın en yoğun define alanlarından Hamitler Kent Mezarlığı girişinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Çiçek Satış, Mezarlık Bakım ve Yapım Noktası törenle hizmete açıldı. Özellikle buradaki mezarlıkların bakımı, mezarlık yapımı ve her türlü çiçek satışı ve çiçeklendirme konusunda tarım şirketimiz hizmet verecek. Vefat eden kişilerin cenazelerine yönelik başlangıç işlemlerinden mezara defnedilinceye kadar her prosedürün belediye tarafından yerine getirildiğini söyleyen Altife, yeni yapılanmanın detaylarını paylaştı. Gerek mezarlıkların bakımı, gerekse yeni mezarlığın yapımı ve gerekse çiçeklendirme, düzenleme konusunda şirketimiz faaliyet verecek. Halkımızın bu ihtiyaçları da giderecek ve düzenli bir şekilde uygun fiyatla da yapılmış olacak. Bu da aksamamış olacak ve interaktif olarak burada vatandaşlarımız başvurabilecekler. Burada başvuru yaparak bursamezar.com.tr olarak girdikten sonra burada her türlü taleplerini yaparak buradaki hizmetlerini de alabilmiş olacaklar. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Timsah Arenı'nda saha içi zeminin tamamlanmak üzere olduğunu ve çimlerin kısa sürede serileceğini söyledi. Bursa'nın yaklaşık 185 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olan yeni stadyumunda çalışmalar son aşamaya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, UEFA kriterlerine uygun olarak yapılan yaklaşık 45 bin kişi kapasiteli yeni stadyumun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Stadyumda çalışmaların son aşamada olduğunu belirten Başkan Altepe, yeni sezon için sabırsızlanıyoruz dedi. Özellikle ince işlerin tamamlanması, enerjiyle, aydınlatmayla, ses düzenleriyle, soyunma odalarıyla, tüm ıslak hacimlerin dediğim gibi fayanslarının, seramiklerinin ve tüm kaplamaların yapılması da tamamlandı. Artık son eksikler gideriliyor. Özellikle burada tabii ki maçın, müsabakanın gerçekleşeceği sahanın eksiklerinin giderilmesi. İşte şu anda da burada sahamız, müsabakadan önce çim sahamızın da imalatı hızla sürüyor. Şu anda son malzemeler toprak malzemesi, 20 santimlik kaplama yapılıyor. Ve bu kaplamanın ardından da İnşallah artık bu hafta sonu burada çimlerin de yayılması başlanacak. Daha önce Bursa'da Özlüce'de hazırlanan çimler artık buraya taşınarak hafta sonundan itibaren önümüzdeki hafta stadımız yeşillenecek. Artık maç yapılır hale yavaş yavaş gelmiş oluyor ve bittikçe de güzelleşiyor. Bursa'ya da değer katıyor. Biz de heyecanla bir an önce Ağustos ayında burada maçların yapılabilmesi için çalışmamızı sürdürüyoruz. Şimdiden hem Bursa sporumuz için hem Bursa'mız için hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleri böyleydi. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.